Evet. Bana soruyorlar, niçin dört İncil diye. Şimdi İncil kitabı yani yeni antlaşma kitabı dört İncil ve artı başka bölümlerden teşkil eder. Dört İncil dedikleri Matta'ya göre, Markos'a göre, Luka'ya göre ve Yuhanna'ya göre İncil olarak dört İncil de görüyoruz. Şimdi ilk önce İncil kelimesi ne demek? Bunu sormak lazım. İncil kelimesi Grekçe'de Evangelion'dan geliyor. Evangelion'un anlamı da iyi haber. Peki bu iyi haber de İsa Mesih, İsa ile ilgili iyi haber. O yüzdendir ki bu dört İncil'in konusu, hepsinin konusu İsa'nın yaşamı ve o üç küsur yıl süren hizmetiyle ilgili. Yani onun hizmetine şahit olan kişiler tarafından kaleme alınan belgelerdir bu dört İncil'ler. Şimdi demiş olduğum gibi iyi haber. Haber tektir. Yani İncil tektir. Tek bir müjde var. Daha sonra değineceğim bu konuya. Ama bu anlatıldığı kitleye göre farklı şekillerde anlatılabilir. Mesela bunlar ne demek istiyoruz? İsa'nın yaşadığı devirde İsrail'de farklı halklar vardı. İlk önce tabii ki Yahudiler vardı. Bunlar dindar kesim, dindar Yahudiler, Musa'nın işte yasasına bağlı kişiler. Ve Matta'ya göre denilen İncil'de bu kitleye, bu kesime hitaben hazırlanıyor. Yani İsa'nın yani Musa'nın yasasının tamamlanması, yani ben yasayı bozmaya gelmedim, onu tamamlamaya geldim diyen İsa'nın yaşamının, onun iyi haberi nasıl, yani bu kitleye hitap ettiğini gösteren İncil budur yani. Ve bunun için yazılıyor. Markos İncil'i ise o devirde İsrail devleti Romalıların işgali altındaydı. Romalı siyasi, askeri yönetimi altında bir eyaletti yani. Roma'nın bir nevi eyaletiydi. Ve burada da bu müjdenin yayılırken yani Romalılara niçin İsa müjde olduğunu açıklayan İncil'dir. Roma mesela İsa 3,5 yıl hani demiş olduğum 3,5 yıllık hizmetinde bir Romalı centurion'la karşılaştı. Bunu da şeyde okuyoruz. İncil'lerde okuyoruz. Dolayısıyla bu iyi haber bütün insanlık için iyi haber. Dediğim gibi Yahudiler için olduğu gibi, Yahudiler için olduğu gibi şeyler için, Romalılar için de. Şimdi Luka İncil'ine gelince bu daha çok Greklere yazılan bir İncil. Hatta Luka İncil'in başlangıcı şöyledir. Ve Luka İncil'i de daha çok Grek kültürüyle yoğrulmuş insanlara, yani düşünce yapısı Grek felsefesiyle yoğrulmuş kişilere hitaben anlatılan müjde. Ve dördüncü de Yuhanna'ya göre müjde. Bu da en son yazılan. Yani bütün bu İncil'ler hepsi birinci yüzyılın içerisinde kaleme alındı. Yani İsa'nın yaşadığı devirde yaşayan kişilerin yani yaşam süreci içinde yazıldı. Yuhanna'da 90 gibi yılında yazıldı ve İncil'in adı gibi yani bilindiği gibi Yuhanna tarafından yazıldı. Bu da özellikle bu İsa hakkındaki haber yayıldıkça
bir takım yanlış felsefeler türemeye başladı. Ve mesela Gnostikler gibi, Gnostik felsefesi gibi. Yuhanna'nın İncil'i de bu Gnostik, bu yanlış felsefelere karşı bir cevap olarak müjdeyi bize anlatıyor. Yani özellikle İsa'nın kişiliği hakkında. İsa'nın kişiliği, bu Gnostik felsefenin İsa'nın kişiliğini çarptıran bir felsefe ve özellikle Yuhanna'nın İncil'de bunu düzeltici ve bu tür yanlış kavramlara karşı cephe alan bir İncil ve İsa'nın gerçeği hakkında gerçeği ortaya koyarak bunu yapan bir İncil'dir. Şimdi bu dört İncil hepsi özellikle İsa'nın 3,5 yıllık hizmeti ve de özellikle ölümü ve ölümünden sonraki dirilişi hakkında konu alırlar. Ve bunların arasında bir çelişki yok. Sadece tamamlayıcı bilgiler. Mesela bir dediğim gibi bunlar farklı tanıklar tarafından kaleme alındığı gibi bunu bir herhangi bir gazetecilik olayına ile karşılaştırabiliriz. Mesela bir kaza olduğunu farz edelim ve kaza esnasında gazeteciler dört farklı tanıkla röportaj yaptığını düşünelim. Birinci tanık belki binanın dördüncü katında pencereden görmüş oluyor kazayı. Dolayısıyla onun kendi görüş açısından bir takım şeyler görecek ki diğer tanıkların belki göremediği şeyleri görecek ve o konuda tanıklık edecek. Bu diğer tanıkların aynı şeyi söylemedikleri durumda bunun bir çelişki olduğunu iddia etmek saçmalık olacaktır. Çünkü olay tek fakat görüş açıları farklı. Aynı bu İncil'lerde de konu budur. Dolayısıyla bunu böyle kulaktan dolma bilgilerle değil, kendiniz de İncil'leri bizzat kendiniz okuyup, araştırıp bu benim söylediklerimin doğru olduğunu kendiniz test edebilirsiniz.